Ben Vestel'in ana kağıdı tarafında hala çok olumlu değilim. Vestel Beyaz tarafında pozisyon almaktan yanayım. Vestel Beyaz'ın özellikle kapasite artış hikayesi yukarı yönlü hareketini inanılmaz destekliyor. Burada Vestel ve Ülker grubunda iki tane sorun vardı. Bir, borçluluk yapısından kaynaklı uzak duruyorduk yıllar içerisinde bu yapılardan. Vestel daha böyle piyasada aktif trade edilen bilen bir yapıydı. O yüzden daha yakındık. Fakat Ülker'den bir aile uzaktık ki son dönemde Ülker çok popüler hale geldi. Onu da konuşacağız. Notlarımı aldım zaten. Vestel tarafında hala ben biraz böyle Vestel Beyaz tarafında kalınması gerektiği kanaatindeyim. Vestel ana kağıdı tarafında kalmaktansa biraz bu tarafta kalmaktan yanayım. Bunun nedeni de şu. Buradaki hikaye biraz daha Vestel Beyaz'ın gölgesinde kalan bir hikaye. Bir kere ben ana hatlarıyla 67,5'un üzerinde bir kapanış yapmadan Vestel'in ana tahtasında olmak istemem. Ha şu var, yavaş yavaş dip çalışması güçleniyor. Bilanço tarafından da bir miktar göz kırpabilen bir çalışma olabilirse, burası 57,5'un altına kaymazsa burada artık bir taban hareketi oluştu. Evet, burada bir reaksiyon gelebilir Vestel tarafında. Fakat ben Vestel'de pozisyon almak yerine yukarı tarafta Vestel Beyaz'ın inmesinden ve kapasite artışından yararlanmayı tercih ederim. Benim için çok daha popüler olan taraf Vestel Beyaz şimdilik. Onu söyleyebilirim. Muazzam bir bilanço getirdi ve bu muazzam bilançonun içerisindeki etkisi de devam ediyor.